Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Şu an girişi Bingöl'den yapıyorum size. Bingöl'ün Genç ilçesinden. Çok pardon. Bir ufak bir doğu turu yapalım dedik. Arkadaşım İbrahim, şimdi birazdan göstereceğim size. Onu askere, yani askerlik yaptığı, görev yaptığı yere, Erzurum'a bırakmaya gidiyoruz. O sırada Erzurum dönüşümüzü, yani gelişi aslında Urfa, sonra Diyarbakır, sonra şu an Bingöl'deyiz ve Erzurum'a geçiş olarak yapacağız. Dönüşü de Elazığ, Malatya, Maraş'a girer miyiz bilmiyorum. Öyle yapacağız. Geliş yolunu çekmedim çünkü Urfa için ayrı özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Şu an Bingöl'ün Genç ilçesindeyiz. Yani öyle bizim yabancılık çektiğimiz bir yerler değil buralar. İnsanlar bu arada burada Zazaca konuşuyor. Kahveye geldik. Kahvede şu an çay içiyoruz. Zaten İbrahim abi, Mehmet abi şu an telefon görüşmesi yapıyor. Şöyle göstermek olursa tanıştırayım size. Mustafa profesörümüz, İbrahim abi. Sponsorumuz İbrahim abi bu arada. Askerimiz, asıl videonun amacı. Telefonla konuşuyor. Evet. Artık Erzurum ve devamında nereye gideceğimizi ben de bilmiyorum. Bilsem size planı programı anlatırım. Sürpriz bir şekilde hem gezeceğiz hem yaşayacağız birlikte. Bakalım nasıl olacak. İyi seyirler. Evet, şu an Erzurum'dayız ve otel tuttuk. Otelin fiyatı 400 lira. Yani 2 kişi 250 liraya odada kalabiliyor. Erzurum biraz soğuk. Hatta şöyle telefonu çıkarayım cebimden. 13 derecelik bir hava söz konusu burada. Yakutiye ilçesindeyiz biz şu an. Otelimizin adı Hotel Akgün diye geçiyor. Fiyatı uygun. Gece gelip yatabilirsiniz. Sabah da çıkıp gezebilirsiniz. Çarşının içerisinde gezilecek her yere yakın zaten. Şöyle manzarasını da göstermek gerekirse. Karşıdaki dağ falan görüyorsunuzdur zaten. Neyse. Şimdi dışarıya çıkarız. Daha Mehmet abi ile İboş abi de geliyor. Şimdi şöyle girmek üzereler. Aha, İboş abi geldi. Günaydın abi. Günaydın. Nasıl abi akşam? Akşam güzel. Rahat. Hava şimdi nasıl? Hava şimdi 13 derece. Yani 40 dereceden 13 dereceye düştük akşam. Hey, Mehmet abi de geldi. Aşağıya inelim tekrar. Evet, şu anda Erzurum'da kahvaltımızı yaptık, çorbamızı içtik. Otelden de çıktık. Yakutiye Medresesi'ndeyiz. Şimdi Mehmet abi burada sigarasını içiyor. Onun dışında arkada İbrahim abi ile Mustafa da var. Yakutiye Medresesi 1510 yılında... unuttum. Tarihini bazen unutabiliyoruz. İlhanlı hükümdarı Olcaytu zamanında Emir Hoca Cemalettin Yakut tarafından 1310 yılında inşa edilmiş burası. Ve o günden bugüne kadar da halini korumuş, yani hiçbir zarar sıkıntı almamış. Erzurum'un da simgesi haline gelmiş. Yani birçok turist burayı ziyarete geliyor. Şu an sabah saatleri, kalabalık yok. Biz buradan yavaştan yola çıkacağız da. Buranın da bir özelliği de Anadolu'daki en büyük medrese özelliğini taşıyor. Bilmeniz gerekiyordu. Biz tekrardan yola çıkıyoruz. Görüşürüz. Şu an taşan tesbih. Adını unuttum buranın ya. İşte Tesbihçiler Çarşısı'na geldik. Tesbihçiler Çarşısı'nda da şöyle direkt göstereyim. Pazar günü ve bayram tatili dolayısıyla çoğu yer kapalı ama açık olan yerlerde de böyle yüzük, tesbih, sonra pipo falan da gördük az önce. Pipolar falan da var. Buraya geldiğinizde hediyelik eşya, işte abiniz varsa abinize, komşunuza, babanıza hediye alabilirsiniz. Güzel bir yer. Yol üzerinde zaten yakın, bu az önceki gösterdiğim medreseye çok yakın. Yürüyerek, yürüme mesafesine gelebilirsiniz. Zamanımız kısıtlı olduğu için çoğu yere gidemiyoruz ama böyle uğrayabildiğimiz yerleri size zaman zaman gösteriyorum. Dediğim gibi plansız bir video. Gittiğimiz her yeri çekmeye çalışıyorum. Söylemeyi unuttum. Kamerayla kapattığım için hemen telefondan çekeyim. Buranın çay bardakları küçük. Yanına limonla geliyor ve sadece 4 kişi de isterseniz, 5 kişi de isterseniz sadece bir tane çay kaşığı geliyor. Bilginiz olsun. Şu an Malatya'ya geldik. Yeni vardık. Tabii mikrofonu açmadım. Hemen bir dakika mikrofona geçiş yapalım. Evet, şu an mikrofondayız. Malatya'dayız arkadaşlar. Az önce sesim iyi gelmediyse.
Burası Malatya'nın Darende ilçesinde Somuncu Baba Türbesi'nin bulunduğu yer. Aynı zamanda içerisinde göl, su geçiyormuş. Şimdi hepsini detaylı inceleyeceğiz. Somuncu Baba'nın da bir tarihini size birazdan anlatacağım. Böyle bir yer. Yürüyerek gidiyoruz. Zaten buralara arabayı girdirseniz de park edecek yerleri yok. Ücretli otoparklar var sadece. Şehit Hamidi Veli, Somuncu Baba adıyla tanınan, 1331 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. 1412 yılında da ölmüştür kendisi. Osmanlı döneminde Hacı Bektaş Veli'nin de hocasıdır aynı zamanda. Türbesi de burada bulunmaktadır. Geldiğinizde ziyaret edebilirsiniz. Ne? Şifalı su bu mu ne? Al da arabaya oraya. Türbenin girişine de buradan geçiyoruz. Az önce hikayesini dinlediniz zaten. Biz de şimdi tarihini okuyarak daha anlamlı bir şekilde artık gezeceğiz. Şu an fotoğraf için poz veriyorum. Çektiğim, verdiğim pozları görmek için Instagram'dan takip edebiliyorsunuz, edebilirsiniz. Instagram Atatürkkan direkt yazarak çıkarabilirsiniz. Konuşmayı kapatayım, öyle çeksen daha iyi olur aslında. Ya da konuşurken de çekebilirsin, doğal olur. Bu arada anlatımda bahsetmedim, anlatım bu defa kısa tuttum 20 saniye ile. Aslında Somuncu Baba'nın adının Somuncu Baba olmasının nasıl sebebi de burada somun satması. Bir yandan da ekmekçi neydi abi diğer adı? Ekmekçi daimiydi, öyle bir adı daha vardı ikinci. Ekmekçi Koca diye de biliniyor. İki adıyla da bilinir ama Somuncu Baba en bilindik adı. Bilginiz olsun. Gene bir aşağı ineceğiz. Rehberimiz İboş abi bizi yanlış yollardan getirdi. Şimdi geri dönüyoruz geldiğimiz yere. Yok, ileriden gidecekmişiz. Evet, şu an yüzüme nur indi. Parlıyorum. İboş abi bu suyun rengini ne zaman öğreneceğiz biz sebebini? Neden böyle olduğunu sebebini? İleride ayağını bu suyun içine koyduğumda anlayacaksın. İleride ayağımı bu suyun içine koyduğumda anlayacakmışım. Tabii ki. Kil. Bak, kil? Kayaların altında kil var. Kil topraktan dolayı rengi böyle. Beyaz. Anladım abi. Keşke söylemeseydin de merak etseydik abi. İbrahim abi de söyledi az önce. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle arada. Zaten birazdan yanına inecekmişiz. Daha da detaylı çekeriz. Aşağıda yürüyordu. Görüyor musunuz? Bu balıklar oduncu, ateşli, belli oldu. Abi o balıklı gölün hikayesi değil mi ya? Şöyle suyun berraklığından balıkları çok net görebiliyoruz. Mehmet abi anlattı az önce. Dedi ki balıkların üzerinde dedi şöyle beyaz gözüküyor mu videoda bilmiyorum ama kafalarında geldiğiniz zaman da görebilirsiniz içlerinde bir tanesinde var. Yara izi varsa zamanında diyor bu balıklar diyor İslamist savaşlarda yer almıştır diyor. Ya yüzgecinde ya da kafasında varsa diyor. Bilginiz olsun, böyle bir rivayet var ortada. Şimdi yeni bir bilgi öğrendim. Bana söylenmiyor, sadece kulaktan duyma. Balıkların geldiği kuyu varmış. Balık. Lı kuyuları. Neyle doldurmuşlar? Evet. Aha bak burada daha çok. Balıklar bozdurup harcasın diye. Güzel bir açıklama abimden. Balıklar bozdurup harcasın diye. Güzel, değişik bir şey daha öğrendik. Evet. Şimdi şey diyorlar yani realde ve
sosyal medyada diye. Şimdi realde böyle ama sosyal medyada sadece şöyle görüyorsunuz. Çok sakin. Böyle hatta bekleyin. Evet, arkadaki müziği dinlediniz herhalde. O müzikle birlikte böyle sanki çok güzelmiş gibi gösteriyorlar ama işin aslı gerçeği burada böyle. Fotoğraf çekmek için İboş abi gibi sıra bekliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir yandan kamera arkası çekimleri yapıyoruz. Size göstereyim ben. Kamera arkası çekimleri. Evet. Kamera arkası çekim Mehmet abi burada. Şöyle daha iyi aslında. Ama güneşten parladığı için fazla düşünmüyorum. Suyun çoğu kayadan geliyor. Doğal su. İçilebilir su yani. Şifalı su halk adıyla da. Evet. Maşallah. Bizim köyde bilen bilir, bizim köyden takip edenler beni özellikle. Önceden baraj, Doğanpınar Barajı gelmeden önce Kayaltı diye bir yer vardı bizim orada. Artık orası yok, kalmadı çünkü baraj geldi ve barajdan dolayı da bitti. Diğer şehirlerde fazla durmadık. Sonra dedim abi video parça parça oldu. Ben de dedim bari Darende'yi anlatayım size, Darende'de Somuncu Baba'yı anlatayım. O gittiğim şehirlere tekrardan gidebiliriz, hiç belli olmaz. Biliyorsunuz yerimizde durmuyoruz yani. Bir çay içeriz ya burada. Oturacağız. Bakalım nasıl olacak. Bayağı yoğun hareketli bir gündü. Güzel. Olumlu mekan. Geldiğinizde bir uğrar bir çay içersiniz artık. Hadi biz iniyoruz şimdi. Ayakkabılar indirme zamanı. Görüşürüz. Evet. Şu an suyun içindeyim. Ve oho, direkt üşüyoruz yani abi. Göstereyim ben size. Evet. Ellemen amanat duruyor. Çok güzel. Ellemiyoruz. Elleyince gider. Aha ördek. Çok güzel lan, buraya ailenizle gelin lan. Harbi diyorum bak. Çok iyi. Evet, şimdi bir Instagram Reels videomuz için bir sahne daha çekelim burada. Hemen telefonumuzu açıyoruz. Şebeke var mı? Kontrol. Şebeke yok. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman dış dünyayla bağlantınız kesiliyor ve tamamen sessiz derken şebeke geldi. Şöyle yapalım. Instagram'daki Reels videosu bununla çok alakalı. Hemen başlayalım. Şimdi mikrofonu kapattım bir su sesini falan duyalım diye. Az önce bizim Bitli Piyade aradı, İbrahim Ala. Kendisini biliyorsunuz ki Erzurum'da bıraktık. Güle güle dedik. İnşallah 4 ay sonra da Antep'te onunla farklı bir yerlere giderek video çekeriz. Sadece şimdi buradayken bunu belirteyim dedim. Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. YouTube kanalıma abone olup like atıp bir de yorum yaparsanız sevinirim. Bir de abone olma aslında çok basit. Ben size onu da anlatayım. Çevrede çok soran var. Google hesabınızın olması YouTube'da abone olmaya yetiyor ve tamamen ücretsiz. Bunu ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani iPhone kullanıcısı da olsanız, Android kullanıcısı da olsanız YouTube'a girip Google hesabınızla giriş yaptığınızda abone olma ücretsiz. Yani sizin kanal açmanıza gerek yok. Google hesabınız varsa ki vardır, herkesin Google hesabı var. Oradan abone olabiliyorsunuz. Buradan da buna bir açıklama getireyim dedim. Bilmeyenler de bana yazabilir, yine yardımcı olurum. Arkadaşlarınıza da gruplara da bu videoyu gönderin. Hadi bir izlenme rekoru kıralım aramızda. Artık mikrofonsuz böyle benim sesim dışında dış sesler de duyabilirsiniz. Şurada bir mağara var. Göstereyim. Evet. Mağara. İyi geçtik. Evet. Şelaleye geldik. Şelalede amcam fotoğraf çekiyor. Arkadaşlar bunların hepsi şifalı su. İçin. İçin. Yüzünüz nurlansın ya. İçin ya. Burası şu anki geçtiğimiz köprü Hasan Gazi Köprüsü. Bilginiz olsun. Seyir Hasan Gazi Hazretleri Hüseyin Gazi'nin kardeşi, Seyit Battal Gazi'nin amcası ve kayınpederiymiş Hasan Gazi.
Abbasiler döneminde de Zengibar Kalesi'nin kuşatmasında 830 yılında şehit olmuş. Ve çok pardon çarpıyorduk. Burası açılmış. Yani tamamen bizi İbrahim abi geziyor. İboş abi geziyor. Kamerayı diğer tarafa çevirip yolu, yürüyüş yolunu, evet, restoranları ve kayaları gösterebiliriz. Burada böyle restoranlar var, gelebilirsiniz. Zaten manzara ayrı bir mükemmel. Buralarda fotoğraf da çekilebilir. Hatta ben burada bir fotoğraf daha alayım. Hemen tam şurada bir fotoğraf çekeyim. Mehmet abinin yürüdüğü yerde. Burası böyle ya, güzel. Şimdi Kudret Havuzu'na doğru yürüyoruz. Kudret Havuzları var. Evet, şifalı abi. Su olduğuna inanılıyor. Kudret Havuzu'ndaki su şifalı su. Evet, diye bazı rivayet ediliyor. Evet, bazı hastalıklara iyi geliyor. Zaten şimdi gittiğimizde de tamamını, hastalıkların tamamını sayabiliriz dilerseniz. Şu an o istikamete doğru gidiyoruz. Az ileride zaten. Evet. Kudret Havuzu'nda görüşürüz arkadaşlar. Şu anda Kudret Havuzu'na geldik. Bu ara yer Kudret Havuzu'ymuş. Ama ve lakin sanki kapalı burası. Göremeyeceğiz. Ben sizin için tepeden gösterebilirim. Burası açılış saati sabah 9. Kapanış saati de 18.00'mış. İleride bir açıklık görebilirsem çekmeye çalışacağım. Kudret Havuzu'nu. Ve pazartesi, çarşamba, pazartesi günleri açılış saati 13.00'mış. Sadece bilginiz olsun. Şimdi ben aradan bir bakayım. Buradan görmen mümkün değil. Burası yok. Buradan görmemiz mümkün değil havuzu. Kudret Havuzu'nu size gösteremeyeceğim. Drone'um olsaydı şu an kaldırıp uçuracaktık. Ama ve lakin ilerleyen videolarımızda bir drone'umuz olabilir. Tabi bu Ocak ayını, Ekim Ocak ayını ve ya da seneye bu zamanki Temmuz ayını bulabilir. 6'dan önce gelirseniz tüm aktiviteler saat 12 ile 6 arasında, o saatler aralığında her yeri görebilirsiniz. Bazı yerler geç açıyor, bazı yerler erken kapatıyor, bilginiz olsun. Tabi havuza girmek için şort getirmeleri gerekiyor. Heh, bir de Kudret Havuzu'na girebilmek için şort getirmeniz gerekiyormuş. İbrahim abi yine söyledi. Evet. Geldiğinizde buradan sticker'lar da alabilirsiniz. Hemen Saklı Cennet'in karşısında zaten bu yerlerde. Evet, bir mesaj. Evet, az önce ezandan dolayı kapanışı yapamamıştık. Şimdi İmam Mehmet Bey ile kapanışımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz hareketli ve karmaşık gezdik. Bundan sonra kayıt açmayacağım çünkü telefonumun şarjı da bitti, kameranın şarjı da bitti. Yani gezsek de artık fazla bir yer gezemeyeceğiz. Önemli noktalar birlikte gezmiş olduk. Benim rotam böyleydi. Benim rotama uyan ya da en azından birkaç kısmını uygulayan olursa Instagram'da beni etiketleyip paylaşabilir. Çok sevinirim. Evde eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza videomu izletin. Çünkü ben kazandıkça hepimiz kazanıyoruz. Bu arada dikkat ederseniz ilk defa kapanışı aynı yerde. Yani videoyu çektiğim yerde kapanışı da yapmayı unutmadan buradan gitmiyorum. Yani artık profesyonellik yolunda ilerliyoruz. Sizlerin desteğiyle ben büyüyeceğim ve ben büyüdükçe hepimiz kazanacağız. Şimdi 10 kazanıyorum, 10 liralık hediye veriyorum. Yarın 100 kazanırım, 100 liralık hediye veririm. Böyle. Ben sizden birisiyim. Malatya Daren'de de videomuzu sonlandırıyoruz. Biz artık Antep yoluna doğru dönüş yolundayız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bir de yorum yaparsanız sevinirim. Arkadaşlarınızla da paylaşın bu videoyu. Herkese şimdiden izlediği için teşekkür ederim. Görüşürüz.